geldiniz. Yeni bir Söz Sende ve sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Habertürk ekranlarında çok özel bir mekandayız. Akademi Beyoğlu'ndayız. Gördüğünüz gibi stüdyomuz farklı. Bugünkü konuklarımız Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve hem bir akademisyen hem bir yazar Sinan Canan. Onlarla biraz gençleri, biraz geleceğimizi, biraz bugünümüzü ve tabii ki geçmişimizi konuşacağız. Güzel bir mekanda sizlere sesleniyoruz. Biraz bu mekanın da detaylarını vermek istiyoruz size. Söz Sende başlıyor. Efendim hoş geldiniz. Güzel bir Söz Sende ile karşınızdayız. Farklı bir formatta karşınızdayız. Bir kere harika bir mekandan sesleniyoruz sizlere. Az sonra bu mekanı tüm detaylarıyla sizlere aktaracağız. Ama iki de çok değerli konuğum var. Aslında çok yakından tanıdığımız konuklar ikisi de. Çok sevgili başkanımız, Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan bizlerle beraber. Alkışlarla yaşasın diyoruz kendisi her zaman. Ve kitaplarını içiyoruz, başucu kitabı yapıyoruz, okuyoruz, yalayıp yutuyoruz. Aynı zamanda sözlerini tam anlamıyla içiyoruz. Kendisi bir öğretim görevlisi. Aslında gençlerle de çok yakın bir isim. Tanıtmaya bile gerek yok. Beyin deyince, beynin çalışma stili deyince akla ilk gelen isimlerden biri sevgili Sinan Canan bizlerle beraber. Tabii ki bu iki önemli ismi buluşturan konuda gençler, hizmet, mutluluk, insanlara iyi davranış ve güzel ortamlar sunmak. Öncelikle başkanımıza vermek istiyorum sözü. Nerede bulunduğumuzu anlatabilir misiniz? Neden böyle bir mekandayız sevgili başkanım? Evet. Şu an İstiklal Caddesi'nin hemen orta noktasında İmam Adnan Sokağı'nın içinde bir binadayız. Binanın ismi Akademi Beyoğlu. Büyük bir bina. İçinde salonları var. Küçük sinema salonu var. Dinlenme yeri var. Ve atölyeleri var gençler için. Çünkü artık insanların belediyeden, belediyecilikten beklentileri çok değişti. Çöp, çukur, çamur. Sayın Cumhurbaşkanımız işe başladığında, 94 yılında İstanbul'un beklentisi başkaydı. Çok şey mesafeler kat edildi geldi. Bugün insanların belediyecilikten, yerel yönetimlerden beklentilerin değiştiğini görüyoruz. Hele İstanbul'da. Yani tarım değil, sanayi değil, hizmet sektörünün ağırlıklı olduğu yerde çocukların, gençlerin eğitimi o kadar kıymetli ki arayışlar burada. Yaşam koçluğu bekliyorlar bizden. Belediyelerden de yaşam koçluğu bekliyorlar. Gençler, ben kabiliyetlerim ne? Neyi, hangi işi yaparsam mutlu olurum, başarılı olurum sorusunu soruyor. Keşfedilmeyi bekliyorlar. Keşfedilmeyi bekledikten sonra bir yol haritası çizmek istiyorlar. Hocam bu sözü bana lise bir öğrencisi söyledi. Bu sözler bir lise bir öğrencisine ait. Şimdi böyle olunca ister istemez akademi ve gençlere okulun dışında destek verecek arayışlar kıymetli. Şunu görüyoruz, sanayi 4.0 artık robotlar. Bir yazılım. Hı hı. Yazılımı gerçekleştirmek, kullanmak. Çünkü o kadar hızlı gelişiyor ki bu gelişen dünyada geleceğin mesleklerin ne olduğunu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki bütün hizmetlerin temelinde yazılım olacak. Bu olmazsa olmayacak. Her şeyi o belirleyecek. Doktorluğu, avukatlığı, hizmet sektörünü. Zaten organizasyon işi giderek bu cep telefonlarına gelecek. O halde gençler haklı olarak cep telefonlarıyla ilgililer, gelecek orada kurgulanıyor çünkü. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi, tecrübenin önemli olduğu dünyada iletişim çok önemli. Beden diliniz, iletişiminiz, kurduğunuz diyaloglar, bunlar çok önemli. Kültür, sanat, müzik, tiyatro. Tiyatronun altını çiziyorum. Tiyatro,
tiyatrocu olmak için öğrenilmez. İyi bir beden dili kullanmak için öğrenilir. O halde Beyoğlu kültürün, sanatın, eğitimin, hizmet sektörünün, turizmin ön planda olduğu bir ilçe. Bizde imalat yok. 30 bin tane evladımız, çocuklarımız okullarda. Onlara geleceği Beyoğlu'ndan bu sektörler üzerinden verebiliyoruz. O halde bu sektörlere uygun insan yetiştirebilmek için Kefken Kampı gibi, gezi programları gibi, şimdi akademi gibi yazılım ve kültür sanat endeksi, elbette üniversite hazırlık kurslarında olduğu, İstiklal'in orta noktasında, Beyoğlu'nun havasını soluyacağı bir yerde böyle bir hizmeti gerekli duyduk. Yeni trendlerde son cümle olarak üniversiteler bile stil değiştiriyormuş. Gelecekte sıralı bir okula gitmektense değişik sertifikasyon programlarına tabi olanların üniversite bitirmiş kabul edileceği yeni bir dünyaya gidiyoruz. Ona hazırlık yapıyoruz. İstanbul dünyanın merkezi olarak adlandırılıyor. Aslında bir şekilde bakarsak, İstanbul'un tarihine de bakarsak bunun ne kadar doğru olduğu hepimizce malum. İstanbul'un merkezi olarak da Beyoğlu adlandırılıyor, dillendiriliyor. Demek ki dünyanın merkezindeyiz ve dünyanın pek çok kapıyı açtığı yerdeyiz. Sizin için ne ifade ediyor Beyoğlu, Sinan Canan? 3 seneyi aşkın bir süre oldu İstanbul'a taşınalı. Ben hala Boğaz Köprüsü'nden geçerken, özellikle Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yürürken hala bir açık hava müzesine kaçak girmişim havasından kurtulamıyorum. Neden kaçak? Yani böyle çok güzel bilet ve almadım. Kimse bilet falan satmıyor. Hani böyle muhteşem, hakikaten görmek için böyle vize almanızı gerektirecek kadar hoş bir şey var burada. Birkaç senedir anlattığım bir şeyin burada canlı örneğini görmek çok güzel oluyor. Bize biyolojide kenar etkisi diye bir şey öğretirler. Bu farklı ortamlar bir araya gelince daha yaratıcı, daha böyle çeşitli şeyler ortaya çıkar. Şimdi İstanbul'a bakıyorsunuz, medeniyetlerin hep kavşağında yer almış. Bildiğimiz kadarıyla 6500 yıllık bir şehirmiş burası. En eski şehirlerden bir tanesi. Öyle. En eski şehirli yaşamın filizlendiği yerlerden biri. Şimdi bakıyorsunuz o boğazın da hafif doğal engelleyiciliği nedeniyle buradaki birikme bin yıllar içerisinde öyle bir kültür oluşturmuş ki bugün hani kötü uygulamalardan da çok bahsedebilirsiniz belki, ama hani etrafta olan işte biraz estetiksizliğimiz, şu bu falan gibi şikayetler oluyor. Ama bitiremeyeceğimiz kadar büyük bir zenginlik var burada. Birkaç sene evvel Sayın Başkanım ve ekibiyle bu şeyi görüşmüştük. Bir sene falan oldu herhalde en son görüştüğümüzden. Büyük bir heyecanla biz bu akademiyi bekliyoruz aslında. Çünkü buraya çok yakışmış. Yani burası sadece öyle vakit öldürülecek falan bir yer değil. Böyle sokakta yürüdüğünüz zaman öğrenebildiğiniz bir yer. En azından estetik algınızı genişleten bir yer. Çünkü biraz evvel de konuşuyorduk. Burada bir emek var. Yüzlerce, binlerce senenin kültürünün emekle işlenmişliği var. O yüzden böyle binalara hayran hayran bakarak, hele benim gibi Ankaralılar falan belli oluyor hemen yürürken burada. Burası o yüzden çok özel bir yer benim için. Ve inşallah bir, yani bundan sonraki ömrümü de burada geçirmek gibi niyetim var. Yani inşallah bu eskimez. Çünkü bazı insanların böyle şeylere hani ünsiyet, alışkanlık kazandığını ve bir süre sonra görmemeye başladığını görüyorum ki inşallah bana olmaz. Ama umudum diri. Geçenlerde 20 senedir Ankara'dan buraya taşınmış, 20 sene önce bir arkadaşım gördüm. Dedi ki hala Boğaz Köprüsü'nden geçerken heyecanlanıyorum. Hala dedi Taksim'den İstiklal'e girerken heyecan yapıyorum. Tamam dedim. Demek ki devam edebiliyormuş. İnşallah ben de bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. Burası özellikle bu tarz, biraz önce Sayın Başkan'ın çerçevesini çizdiği tarz aktiviteler için, eğitim yaklaşımları için de bence çok özel bir yer. Hı. O yüzden zaten olması gereken bir şey çok güzel bir şekilde olmuş. Ben sık sık buralarda gezmeye devam edeceğim. Yani buralar çok güzel. Beyoğlu'nda ne beni büyülüyor biliyor musunuz? Tahmin ediyorum ki izleyicilerimiz de, buradaki öğrenci dostlarımız da benimle aynı fikirde olacaklardır. Avrupa şehrine gidiyorsunuz. Dünyanın en büyük, en özel şehirlerinden biri. 6'dan maksimum 10'dan sonra sokakta yürüyen yok. Ölü şehir. Yeah. Halbuki Beyoğlu'na bir giriyorsunuz, bir yürüyorsunuz Beyoğlu'nda. Cıvıl cıvıl, farklı renkler, kültürler. İşte bu beni büyülüyor. 20 sene oldu İstanbul'a taşınalı ben. Belki daha fazla. Hala beni de büyülediğine göre sizin daha çok yolunuz var. Buna alışmak istemem. Sevgili Sinan Canan. Başkanım, nasıldı öğrencilik yıllarınız sizin? Böyle ortamlar var mıydı kendinizi eğitebilmek açısından, geliştirebilmek açısından? Sunuldu mu size böyle bir fırsat? Ya tabii, Türkiye çok gelişti, çok değişti. Beklentiler çok değişti. Hiçbir şeyi kendi döneminden bağımsız tartışmamak lazım. Hı hı. Yani 20 sene evvelin Türkiye'sinde beklentiler de başkaydı. Ama bugün geldiğimiz yer ve beklentiler başka.
Şimdi bugün Türkiye'de ne konuşuyoruz? Yüksek teknoloji konuşuyoruz. Dünyada üretilen işte uçak üretelim diyoruz, araba üretelim diyoruz, yüksek teknoloji üretelim diyoruz. Oysa 20 sene evvel Türkiye'de yol yapalım. Onları konuşuyorduk. Yani tekstil yapalım konuşuluyordu. Türkiye çok değişti. Onun farkında değiliz. İçinden geçiyoruz. Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki siyaset. Düşünün ki Amerika ile konuşuyor, Putin'le konuşuyor. Yani dünyanın bilinen bir iki lideri. O ne dedi, o ne dedi, oraya geldi. Türkiye aslında bu sosyolojisini, kültürünü, gücünü başka bir yere taşıdı. Elbette yapacaklarımız var. Dolayısıyla zamanın ruhu, her dönem başka. O dönem derslik yapma dönemiydi. Bu dönem teknolojiyi yakalama dönemi. Yani başka robot bir şey. Robot ruhunu yakalama dönemi. Yani artık. Böyle teknoloji. Çok değişti. Evet. Yani Türkiye altyapılarını hazırladı. Size demin katılıyorum. Dünyada sanayi çok önemlidir. Bir de ticaret önemlidir. Bundan 200 sene evvel dünya ticaret yollarının merkezi Anadolu ve İstanbul'muş. Levanten dediğimiz ithalatçılar, dünya tüccarları buradaydı. Sonra onlar donanma üzerinden denizlere kaydı. Dünya ticaret %84 oraya kaydı. Şimdi yeniden Çin'den başlayarak demir yolları, demir ipek yolları diyorlar ona. Anadolu'dan geçip işte büyük havalimanından Avrupa'ya dönme. Geleceğe yeniden bir yol olarak hazırlık yapıyoruz. Çünkü yeniden devran buraya doğru dönüyor. Dolayısıyla İstanbul önemli bir yer. İstanbul önemli ama tabii ki İstanbul'a yatırım değil yapmakta yok. Ve en önemlisi gençlere yatırım yapmakta çok önemli. Sinan Canan gençlerle hem öğretmen olarak hem de konuşmacı ve yazar olarak sürekli iç içe olan bir isim. Nasıl buluyorsunuz yeni gençliği, 21. yüzyıl gençliği açık mı fikirlere, teknolojiye, onlara sunulan imkanlara? Çok şükür çoğunlukla benim anlayamayacağım kadar açıklar. Ben bile artık onlara yetişemiyorum. Hani sözde gençlerle çok beraber oluyor dediniz ya. Ama gerçekten çok hızlı çağ dışı kalıyoruz bizim kuşak. Bu güzel bir şey aslında. Fakat ufak bir eksiklik görüyorum ki mesela bugün burada olmamın da yani Sayın Başkan özellikle davetince koşa koşa gelmem de arkasında yatan şey biraz böyle. Bir önderlik ve ilham eksikliği var gibi. Yani kendimize güven, yapabilirlik, harekete geçme, cesaret gösterme konusunda bir eksiğimiz var gibi. Ben özellikle bu topraklar için söyleyeyim. Şimdi aynen ben 25 sene önce üniversite okurkenki halimi düşünüyorum. Mesela diploma çok önemli bir şeydi. Hani benim için çok o kadar önemli olmadı ama ben biraz böyle hasbelkader sevdiği bir okulu okuyan birisi olarak hani ikinci plandaydı ama hayatta diploma önemli bir şeydi. Şimdi diplomalar yani standart bölüm diplomalarının artık hiçbir anlamının kalmadığı, istediğiniz kadar master, doktora yapın, bunu CV'lerinize doldurun, hiçbir önemin olmadığı bir döneme geldik. İnsanlar bir tek şey soruyor, sen ne yapabilirsin? Yani hangi yeteneği geliştirdin, hangi tecrübeye sahipsin? Biraz önce konuştuk. Evet. Şimdi bu da aslında tecrübe denen şey, yani yüz binlerce yıldır insanoğlu ilham alarak bunu öğreniyor. Birini görüyor, diyor ki bu güzel bir şey yapıyor. Ben de bunun peşinden gideyim, bunun gibi yapayım. Hatta ondan daha iyi yapayım. İşte boynuz kulağa geçiyor, ustalaşıyor insanlar. Şimdi burada biz maalesef birçok şeyi hala bu bolluk çokluk çağında işte kitaptan okutarak, beş seçenekli sınavlarla falan öğrettiğimizi zannediyoruz. Halbuki insanların ilham alacakları ortamlara ihtiyaçları var. Mesela ben üniversiteyi artık dersleri açısından değil, kültürü ve ortamı açısından önemsiyorum. İnsanlar gelecekse bunun için gelsinler. Üniversitede o interaksiyonu, öğrenci kulüplerindeki faaliyetleri, hocalarla girebilecekleri diyalogları, orada yapabilecekleri sosyal gözlemleri aslında önemsesinler istiyorum. Bu tip ortamlar, yani artık bu işte kurumsal bildiğimiz kalıplaşmış üniversite ya da okul eğitimi dışında daha özgür kendi müfredatlarını oluşturan ve kendi stratejilerini çizip ona göre yol kat edebilen kurumların özellikle belediyelerin birinci işi olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık demin de başkanım dedi yani hakikaten beklentiler değişti. Artık zaten bazı şeyler standart. Yakında o işte 3C'nin bütün işlerini zaten robotlar, yapay zekalar gayet güzel yapacaktır muhtemelen. Çünkü ucuz iş gücü, biz onu rahatlıkla alabileceğiz. Ve o işler düzene girdikten sonra insanlar şunu soracaklar. Yani ben niye buradayım? Ne yapmam lazım? Geldik gidiyoruz. Hani bu ömrü bir kere yaşıyoruz da ne yapacağız? Bu soruyu daha fazla sorma vaktimiz olacak mı? Şu anda gençler bunu çok fazla soruyorlar. Onlara çok cevap yetiştirmek zorunda değiliz. Onlara cevabı bulabilecekleri ortamları hazırladığımızda yaşam yolunu bulur. Yani yaşam milyonlarca yıl olduğu gibi yine yolunu bulacak. İnsan yol bulamasa yol açıyor zaten. Öyle bir varlık. Dolayısıyla sadece ortamı yapın. Onlar kendi yollarını üretirler. Bugün yaratıcılık falan diye peşinde koştuğumuz şeyin de aslında kuluçkası böyle yerlerdir. Ve bunların sayısının artması lazım.
Tam da Sinan Canan'ın söylediği üzere gençler aslında bu tarz ortamlarda uzmanlaşmak, sevdiği, bildiği, arzu ettiği konularda bilgi sahibi olmak istiyorlar, öyle değil mi? Şimdi mesela üniversiteden mezun oluyor çocuklar. Yüzde kaçı mezun oldukları bölümde iş sahibi olabiliyorlar, istihdam edebiliyorlar? Onun için birçok üniversite mezununun ortak jargonunu izleyebilirsiniz. Mezuniyet törenlerine gidin. Ellerinde diploma belgesi, diyorlar ki diplomayı aldık, işsiziz. Bu çok ortak evet. bir jargon. Çünkü aslında, yani o cesareti biraz veremiyoruz galiba, yeni bir şeyler yapma cesareti. Yeni Milli Eğitim Bakanımızın çok güzel şeyleri var. Ben de ona katılıyorum. Bana göre insanın 3 tane çevresi vardır. Bir okuduğu çevre. Pardon, bir yaşadığı çevre. Yaşadığı. 2 okuduğu çevre, 3 çalıştığı çevre. Çalıştığı en önemlisi. Çalıştığı, okuduğu. Eğer semtlerin de mesleği olursa, mesela Beyoğlu'nun diyelim ki Galata'sında, modacılık ve turizm ön plandaysa, adam daha oraya siz çocuğunuzla birlikte taşındığınızda, bilirseniz ki ben çocuğu verdiğimde mesleki kariyerini yapabileceği bir okul var ve çalışacağı işi var. O zaman marka şehir dediğimiz, inovasyonu güçlü, girişimci şehir oluşuyor. Entegre şehir yönetimi deniyor buna. Türkiye bunları konuşuyor şu anda. Üç çevreyi birleştiriyorsun. Bu sefer çocuk bir çevreye girdiğinde geleceğini satın alıyor. Orada konuşuyor. Semtlerin mesleği çok enteresan yalnız. İlk defa böyle bir şey. Bu jargonu ilk defa duyuyorum. Şimdi ister istemez. Semtlerin mesleği. Evet, semtlerin mesleği. Şimdi siz ürettiğinizde bir müddet sonra marka üretmek istiyorsunuz. Farklı bir şey üretmek istiyorsunuz. Onu sadece okulda veremezsiniz. Onu iş yeriyle, muhitin de entegrasyonuyla bir yere vardırabilirsiniz. Mesela Bolu'dan niye güzel aşçı çıkıyor? Muhtemelen kahvedeki aşçı oyun oynarken tuzu nasıl ekeceğinin esprisini yapıyor. Yani bu bir hava oluşturuyor o muhitte. Şimdi mesela akademiyi biz buraya niye koyduk? Mesela üniversitelerimizin de bir açması, get dolaşıyor şehir dışında. Kendi içine kapanık kalıyor. Oysa hayat bir bütün. Biraz evvel hocam dedi, ne kadar fazla dinamik bir aradaysa o kadar etkileyici. Şimdi semtlerin de bu anlamda. Beyoğlu nedir? Kültür endüstrisi, turizm endüstrisi, hizmet endüstrisi ön planda. İmalat yok, tarım da yok. O halde bu semtteki çocuklar buradaki mesleklere eğer eğilim gösteriyorlarsa, muhitin de katkısıyla burası bu insanları yetiştirecektir. Türkiye bunları konuşacaktır. Bazen gençlere çok güzel imkanlar sunulduğunu görüyorum. Fakat gençlerimizin maalesef bu imkanları olması gerektiği gibi değerlendiremediklerine de şahit oluyorum. Sizce gençler, akılları nasıl çalışıyor gençlerin? Yeni dönem gençleri zeki mi, akıllı mı, çalışkan ama çalışmak istemeyen mi? Lütfen anlatın bize. Genelleyebilmek çok zor ama ben dünyada yakın tarihte yapılmış bir örneğinden bahsedeyim. Aslında neye ihtiyacımız olduğu çok belli. Çünkü insanın temel ihtiyacı ve karakteri değişmiyor. 1950'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, işte 2. Dünya Savaşı sonrası kendi kalkınmasıyla, zenginleşmesiyle ve ideolojik sorunlarıyla uğraşırken, o zaman işte Sovyetler Birliği bir uydu fırlattı, Sputnik diye. Sputnik uydusu dünyada bayağı olay olmuştu ama Amerikalılar önce pek kale almadılar. Sputnik Amerika'nın üzerine gelip de Rusça yayın yapmaya başladığında Amerikalıları bir panik sardı. Dediler ki amanın, bunlar Rusça yayın yapıyor, yarın bütün tepemize bomba da atarlar. O soğuk savaşı başlatan en önemli faktörlerden biri uzay yarışı olmalı. Bunu anladılar. Fakat bir sorun var, Amerikalı bunlarla ilgilenmiyor. Amerika'yı bence Amerika yapan en önemli adımlardan bir tanesi bu. Stratejik toplanıyorlar. Toplanmışlar işte senato menato böyle uzun. Beni ilgilendiren kısmı bir önlem planları var. Bir şirket kuruyorlar, Exploratorium diye, ve bilim sergileri açıyorlar ülkenin büyük şehirlerinde. Şimdi bu bilim sergilerinin amacı şu: çocuklara bilim güzeldir anlatmanın yanında bir şey daha yapıyorlar. Çok basit malzemelerden bilimsel deneyler hazırlıyorlar. Ve bu deneyleri gören, ziyaret eden ailelerin çocukları diyorlar ki, aa ben bunu evde de yaparım. Bakın, cesaret verme amacıyla son derece basit düzeneklerle bilimsel aygıtlar, işte robotlar, şunlar bunlar sergileniyor. Ta 50'lerde 1969'da Amerika Birleşik Devletleri aya bayrak dikti. 19 senede şeyini alabileceğiniz, meyvesini alabileceğiniz bir şey. Eğer siz bir insana bunu yapabilirsin mesajını doğru bir şekilde verirseniz, imkan vermenize gerek yoktur. İnsana çoğu zaman imkan vermek insanın yeteneklerini kısıtlar. Biz ekmeği hazır alırken evde ekmek yapmayız. Mesela yemeği hazır marketten alırken hayvancılıkla, bitkiye ekmekle uğraşmayız o yüzden. Eğer bir sorun varsa, aç kalırsak
apartmanımızın önündeki o lüzumsuz çim alanı bir anda bir bostana çevirebiliriz mesela. İnsanoğlu öyle bir inovatif canlıdır ama ihtiyaç duyması lazım. Biz bugün maalesef şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Çok fazla imkan var. Bolluklar devri dedim ya, çokluklar devri. İnternet üzerinden istediğiniz her şeye, her bilgiye erişebiliyorsunuz. Ve bu şöyle bir sanrı doğuruyor. Nasıl olsa istediğim zaman öğrenirim. Ama bir insanın pusulası hedefi olmadığı zaman bir şey öğrenme ihtiyacı da duymuyor. Duymayınca o bilgi orada yükten başka bir şey olmuyor. Ve bir de tüketilebilir içeriğin miktarına bakarsanız içerik tüketmekten düşünüp üretmeye fırsatımız olmuyor. Şimdi o yüzden ekosistem, biraz önce o senetleri, meslekleri dediğimiz mesele aslında yaratıcılık bir ekosistem ister. Bulunduğunuz her şeyin onu desteklemesi lazım. Bu illa pozitif anlamda değil. İkinci Dünya Savaşı'nın eziyetini çekmiş bir insan tutuyor. Bu insanlar nasıl bu kadar hafıza zayıf diye işte beyindeki hafızanın mekanizmasını çözen bir bilim adamına dönüşüyor. Mesela Eric Kandel böyle bir adamdır. Dolayısıyla zorluklar da dahil olmak üzere o ekosistem gerekiyor. Onu yaratmamız lazım. Şimdi bunu aşikarki üniversitelerde yapamıyoruz. Aşikarki okullarda yapamıyoruz. Çok izole. Tamamen yani neredeyse sosyal kafanızı bırakıp oraya girip bir şeyler yapıp tekrar çıkıp sosyal kafanızı geri takmanız gerekiyor. Hayattan kopuk bir sistem o yüzden yaratıcılığı desteklemiyor. Öğrendiğiniz bir işe yaramıyor. Fakat hayatın içinde ortamlar. Mesela bu Kapadokya Üniversitesi kurulurken denenmişti sevgili Alev Alattin'in özellikle mottosu buydu oranın kuruluşunda şey yaparken. Mesela Kapadokya'da ne var? Atçılık, şarapçılık falan böyle yerel meslekler var. Bunların okulunu kuralım. Çünkü orada bir ekosistem var zaten. İnsanlar daha kolay. Tabii. Semtin mesleği. Çünkü rekabet edemiyorsun dünyayla. Bu arada İstanbul'da bir şey daha var. Ben burada 6 tane farklı ülke biliyorum. 6 farklı İstanbul'un içinde ben 6 farklı ülke gördüm. Bambaşkalar. Yani yaşam tarzları, dünyaya bakışları, inançları, politik tercihleri, yaşama biçimleri bambaşka. Dolayısıyla aslında o kadar çok ekosistemin olduğu bir yerdeyiz ki. Ve bunların hiçbiri birbirinden daha aşağı, daha üstün falan değil. Sadece farklılar ve bu farklılık çok büyük bir zenginlik. Çünkü eğer iletişim olursa, işte o kenarlar olursa, o zaman çok acayip bir şey olur. Ama herkesin mahallesine kapanırsa, ben burada iyiyim derse ve standart mesleklerin peşinde koşmaya devam ederse canımız çok sıkılacak. Bu zenginliğin hakkını veremiyor olacağız maalesef. Ama aslında bu tarz merkezler de o kenar oluşması için son aynen derece öyle önemli. Çünkü bu tarz merkezlerde farklı görüşler, farklı etnik gruplar, farklı dinler, işte Beyoğlu gibi onları kucaklamış merkezlerde bu tarz ortamlarda bir araya gelecekler. Aynen. Onun için başkanım bu merkez çok güzel. Ben şunu söyleyeyim biraz evvelki sohbete ilave. Liselere ben gidiyorum. Öğrencilerle, gençlerle bir araya geliyorum. Evet. Bana göre herkesin bir kabiliyeti var. Kimisinin görsel kabiliyeti, kimisinin işitsel kabiliyeti, kiminin dokunsal kabiliyeti. Ya, insanoğlunun her birinin ayrı bir kabiliyeti var. Burada bütün insanoğlu için geçerli olan bir şey var. O da şu. Fütüristler mesela çok ilgi çekiyor. Gelecek nereye gidiyor sorusu aslında herkesi kuşatan bir soru. Eğer siz dünya nereye gidiyor? Teknolojik olarak nereye gidiyor? Türkiye'yi bekleyen tehditler ne? Çevremizdeki bir olaylar niye oluyor diye. Gerçek fotoğrafı, panoramayı insanların önüne koyduğunuzda insanlar o bütün fotoğraf içerisinde kendine ait noktayı anlamlandırıyorsa o zaman heyecanlanıyor. Çünkü siz bir arabanın içerisinde arka kaputun arkasında bir vidasınız. Ve arabanın bütününü görmüyorsunuz. Ya hayatın vida olarak mı geçecek diyebilirsiniz. Ama eğer arabanın bütününü size bir fotoğraf olarak koyduysa, siz de onun önemli, en önemli bir parçası olduğunuzu hissederseniz, o zaman arabanın gittiğini de hissedersiniz. Dolayısıyla bana göre gençleri hareketten heyecanlandıracak olan bütün vizyonu onlara gösterebilmek, onun nerede olduğunu, o zaman gelecekle ilgili tasavvurda bulunabilir. Bizim Akademi Beyoğlu'nda işte tam da burada yapmak istediğimiz şu. Biz dünyanın gittiği yerde siyaseten, ekonomik olarak, bilimsel olarak, teknolojik olarak olmazsa olmaz bir şey var. O da yazılım, yapay zeka gibi şeylerin okuma yazma mesabesinde olacağı. Yani okuma yazma bilmiyorsanız hiçbir yere başvuramazsınız. Yeni bir okur yazarlık geliyor. Bilgisayarda, yazılımda kodlama, okuma, yazma, kodlama, yapay zeka. 20 sene sonra bunları bilmeyenin gelecekte yeri yok. Bir kere bunu tespit etmek gerekiyor. Bu da onların ilgisini çekiyor. İkincisi, biraz evvel hocamın dediği gibi, o da şu. Yani biz de onu soruyoruz. Ne yapabilirsin? Şimdi İstiklal Caddesi'nde görüyorum mesela, bazen dükkan açılıyor, içeri giriyorsun. Müşterisine buyurun efendim demeyi bilmiyor. İnan o dükkan kapanacak. Çünkü vatandaş İnsan iletişim, ilişkileri. Siz de mesela şimdi bir program sunuyorsunuz. Sizi farklı kılan bence sempatiniz ve ilişkileriniz. Bu her şeyi satın alıyor zaten.
Bunu çok iyi yapıyor olmak lazım. Çünkü insan ruhtur, bedendir. Ruhunu tekamül ettirecek olan da bu kültür, sanat, edebiyat, o bedenini tekemiye büründürecek. Yani iletişim çağındayız. Hocam, başkanım, bunun ikincisini de yapalım. Ne dersiniz? Yaparız. Biz hazırız, biz buradayız. Son cümlelerinizi rica edeceğim. Biraz da süremizi aştık ama son cümlelerinizi duymadan size veda etmek istemiyorum. Yani her şey gençler üzerinden kurgulanıyor. Anneler, ailede anneler, babalar kendi ıskaladıklarını çocuklar da ıskalamak istemiyorlar haklı olarak. Ülkeler de aynı. Geleceği gençler üzerinden inşa edeceğiz. Gelecek hayallerimizi eğer gerçekleştirmek istiyorsak tek umudumuz onlar. Onlar bizi alkışladılar. Biz de onları alkışlıyoruz. Ve Sinan Canan. Bu akademide misafir oldum geçenlerde bir aktivite gereğiyle. Tekrar gene burada olmak çok güzel ama burası sadece başlangıç. Tabii sadece başlangıç. Esas bundan sonrası buranın öncülük edeceği ekosistemin ne olacak? O da buradaki faaliyetlerle belli olacak. Böyle yerlerin sayısının hızla artmasını, artık gereksiz yerlere harcanan insan ve para kaynağının böyle akıllıca stratejik işlere yönlendirilmesini ve insanların birbiriyle buluşmasının kolaylaştırılmasını diliyorum. Biz bir buluşalım, gerisi hallolur. Konuştukça her şey hallolur. Ne güzel bir sohbetti, ne güzel bir keyifti sizinle buluşmak ve böyle bir çatı altında buluşmak. Efendim, her şey gençler için, görüyorsunuz. Hocamız gençleri eğitmek için, fikirlerini aktarmak için. Başkanımız gençleri bir araya getirmek, onları güzel mekanlarda toplamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi sıra gençlerde. Lütfen bu güzel merkezleri doldurunuz ve bu tecrübeli insanların fikirlerine kulak veriniz. Çünkü gerçekten geleceğimiz gençlere emanet ve gençlerin güzel, akıllı, düzgün olması gerektiği gibi eğitilmesi bizim geleceğimize yatırımımız. Söz Sende'ye katıldığınız için hepiniz ve sizler sevgili gençler teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız. Yeni bir Söz Sende'de buluşmak dileğiyle.